Gazi Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla Selçuklu Mahallesi'ne yapılacak olan çok amaçlı pazar yeri, sosyal yaşam ve kültür merkezinin temelini attı. Bu yeni projeyle birlikte alışverişten eğitime, spordan kültür faaliyetlerine kadar birçok fonksiyon bir arada olacak. Temel atma programına yerel yönetimlerden sorumlu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Melik Gazi'ye yeni bir yatırım daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi. Şu anda bu bölgemize geçen seneden itibaren güzel, büyük yatırımlar yapmaya başladık. Batal Gazi Bulvarı'nı bayramdan bir ay önce başladık yenilemeye. Buranın ana aksı 3 mahallemize de hitap eden büyük bir bulvar. Bu bulvarı da gerçekten Kayseri'nin en şık, en güzel bulvarlarından bir tanesi haline getirecek çalışma yapıyoruz. Asfaltlaması bitti. İnşallah otoparklarıyla yeşillendirmesiyle birlikte çok nitelikli bir bulvar haline gelecek. Aynı zamanda bu mahallelerimizin ihtiyaçları var. Muhtarlarımızla, mahalle başkanlarla görüştüğümüz zaman buranın en önemli ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Şu anda aslında biz eski pazar yerinin içerisinde bulunuyoruz. Burası meyve sebze satış reyonları olacak. Ama üst taraf, şu gördüğünüz betonarmenin olduğu kısım sosyal tesisimiz olacak. 1600 metrekare yaklaşık alanlı. En alt katı bayanlar için fitness spor merkezi, üst katı eğitim merkezleri ve kütüphanesi ve kafeteryası olmak üzere güzel bir sosyal tesis. Dolayısıyla sadece pazar yeri değil, aynı zamanda buradaki sosyal tesis de bu mahallemize, Selçuklu mahallemize ve diğer mahallelerimize güzel bir şekilde inşallah hizmet edecek. Tabii nüfus olarak da bu üç mahallemiz 100 bin nüfusun üzerinde bir nüfusa hitap ediyor. Yoğun çocuğumuz var. Çocuk deyince akla okul geliyor. Şu anda Danışmet mahallemizde ihalesini yaptığımız, arsada belediyemize ait, bütçesi de belediyemize ait, ufak bir destekle bir hayırseverimizden aldık. Güzel bir okulu inşallah Danışmet mahallemize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah yakında onun temelinde burayı temelini attığımız gibi atacağız. Bir diğer temelde Osmanlı mahallemizde okul ihtiyacı vardı. Onu da karşılıyoruz. Aynı zamanda cami ihtiyacımız var Danışmet'te ve Selçuklu mahallesinde. İnşallah iki mahallemizde de cami inşaatına da yakın zamanda başlayacağız. Önümüzdeki günlerde bir açılışta Danışmet mahallemizde olacak Kur'an kursu açılışımız. Gerçekten okul gibi güzel bir tefrişiyle Kur'an kursunda hazırladık. Onu da müftülüğün tahsisine sunacağız. Dolayısıyla dolu dizgin hizmet etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Allah imkan versin, sağlık sıhhat versin ve Melik Gazi'mize hizmet edelim. Tek arzumuz, isteğimiz meclis üyelerimizle birlikte, muhtarlarımızla birlikte, partideki arkadaşlarımızla birlikte buraya en güzel hizmeti görev süremiz sonuna kadar yapmak. Dolayısıyla sizlerden destek bekliyoruz, ilgi bekliyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. En güzel hizmetleri inşallah mahallelerimize, ilçemize, ilimize, ülkemize yapmayı nasip etsin diyorum. Ben hepinizi teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Saygıyla, hürmetle selamlıyorum. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise şunları söyledi. Değerli başkanıma, Palancıoğlu başkanım, ellerine ve emeklerine sağlık diyorum. Burada ilk günden beri ilk başkanımız Haseki başkanımız, akabinde Memduh Büyükkılıç başkanımız bu mahalleyi yaşanabilir bir mahalle haline getirdi. Herkesin ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyor. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu mahalleye hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Kayseri'nin her bir köşesinde hizmetlerin yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç şu açıklamalarda bulundu. Melik Gazi Başkanımız kıymetli ekibiyle ve en önemlisi değerli ilçe başkanımızla dayanışma içerisinde bu güzel semtimizin, bu güzel insanlarına ve ilçemize hizmet ediyorlar. Gençlerimizi seviyoruz. Hanım kardeşlerimize dua ediyoruz. Onlar gerçekten bizim gece gündüz demeden koşturan canlarımız. Bu arada tabii ki Eskişehir bağlarımızdaki mütevazı insanlara da biz dua ediyoruz. Cenab-ı Allah hepsine razı olsun diyorum.
geç bir saatte daha fazla sözler uzatmıyorum. Hayır uğur olsun diyor, Allah'a emanet olasınız diyor. Yerel yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özasek ise şunları söyledi. Bizler zamanında başlattık. Memduh Bey de buradaki hizmetler devam etti. Şimdi Mustafa Palancıoğlu Başkanım Allah razı olsun elinden geleni yapıyor. Zaten dikkat ederseniz proje görüntüleri orada akıyor ve Türkiye'de belki de emsali olmayan Kayseri'nin en güzel pazar yeri burada yapılıyor. Bunun dışında da bu semtlerin neye ihtiyacı varsa biz her zaman yapmaya hazırız. Emrinizdeyiz. Ben kendilerini de tebrik ediyorum. Allah razı olsun Melik Gazi ekibine teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim kazasız belasız inşaatlar inşallah bitmesi temennisiyle. Ya Allah, bismillah.